Ağırlıklı konuşma, yani aklımızı tartma, ölçme, biçme, yani memleketin halini oturup biraz konuşma. İstişare toplantısı budur. İstişare toplantısı niye yapılır? Bir yerde bir sorun vardır, oturulur, insanlar bir araya gelirler, derler ki ya bu meseleyi çözmemiz lazım. Bir sorun var. Bizim bu toplantının hedefi de var olan sorunları belki tartışmaktır, belki konuşmaktır. Ama sizler de takdir edersiniz ki memleketin bütün sorunlarını burada oturup konuşma şansımız yok. Dolayısıyla size özet olarak belli bir çerçeve çizeceğim. O çerçeve içinde düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Sayın Ahmet Şimşek dedi ki muhtarların sorunlarını genel başkan biraz sonra anlatacak diye. Ben muhtarların sorunlarını değil, muhtarların sorunlarını nasıl çözeceğimi anlatacağım. Çözümü anlatacağım, sorunu değil. Sorunu zaten siz yaşıyorsunuz. İçindesiniz zaten sorunun. Dolayısıyla var olan sorunları nasıl aşarız? Muhtarlık az önce de ifade edildi. Demokrasinin temel taşlarından birisidir. Ana omurgalarından birisidir. Dolayısıyla muhtarı demokrasinin temel taşı haline nasıl getiririz? Bunu da anlatacağım sizlere. Efendim, muhtarların haklarını savunmak, evet muhtarların haklarını savunmak önce muhtarların görevi, sonra da bizlerin görevi. Yani hakkınız varsa hakkınızı teslim edilmesi lazım. İşin doğasında da bu yatıyor zaten. Ayrıca Mansur Başkan'ın yaptığı güzel çalışmalardan da söz ettiniz Sayın Başkan. Şöyle ifade edeyim. Bakınız, siyasette eleştiri olur, ben bunu anlarım. Eleştirinin dozu biraz sert olur, ben bunu da anlarım. Ama siyasette iftira olmaması lazım. Haksızlık olmaması lazım. Mansur Başkan'ı aday gösterdiğimizde ne diyorlardı? Bakın ha, sakın bunu seçerseniz bütün sosyal yardımlar kesilir. Kesildi mi? Kesilmedi. Aman ha, sakın Mansur Yavaş'a oy vermeyin. Oy verirseniz efendim elektrik faturası, bilmem su faturalarını efendim teröristler toplayacak. Ya akıl var, mantık var. Ama beni sevindiren olay nedir? Ankaralıların Mansur Bey'e duydukları güven, gittiler oylarını verdiler. Dediler hayır biz güveniyoruz. Nasıl yıllarca Fethi Başkan'ı seçtilerse yeni mahalleyi gerçekten de çağdaş bir mahalle haline nasıl Fethi Başkan getirdiyse Ankara'yı da inşallah Mansur Başkan Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sı haline getirecek. Başkent haline getirecek. Başkent. Başkanım. Efendim izin verirseniz önce muhtarlarla başlayalım. Madem muhtarlarla başladık, sorunlar dile getirildim. Kısaca o konudaki düşüncelerimi ifade edeyim. Efendim bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Bütün muhtar kardeşlerimin bu tarihi bilmesi lazım. 1833 Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ve bir muhtarlık seçimidir. Yani milletvekillerinden, başbakanlardan falan filan önce yapılan seçim bir muhtarlık seçimidir. O nedenle biz muhtarları demokrasinin temel taşı olarak tanımlıyoruz. Yani işin başlangıcında demokrasi bu ülkeye gelirken işin başlangıcında bir muhtarlık seçimi vardı. O nedenle bunun üzerinde duruyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada muhtarlara gerçekten hak ettikleri yetkileri, hakları teslim ettik mi? Hayır. Elimizi vicdanımıza koyalım, bunu rahatlıkla hayır deriz. Bakınız, bir şey daha ifade edeyim. 82 kanunda biz muhtarlarla ilgili bir çalışma yaparken arkadaşlara dedim ki, ya bir bakın bakalım ya, kaç kanunda muhtar adı geçiyor? 82 kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. Ne sizin haberiniz vardır, biz de araştırmasaydık bizim de haberimiz yoktur. Önce muhtarları gerçekten demokrasinin temel taşı haline getirmek istiyorsak bir muhtarlık yasasına ihtiyacımız var. Bağımsız, tutarlı bir muhtarlık kanunu olacak. Ne olacak? Muhtar elini alacak kanunu, açacak yetkisi, görevi nedir, bütün bunların hepsi, sorumlulukları nedir, hakları nedir, bunları orada görecek. Böyle bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var. Bu konuda bir çalışma yaptık. Çalışmayı bütün muhtar derneklerine gönderdik. Çünkü çok fazla derneğiniz var. Hepsine gönderdik. Eksiğimiz varsa söyleyin, tamamlayalım dedik.
ve bu muhtarlık kanunu hazırladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Çıkmadı, reddedildi ama sizlerin oylarıyla, Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde bu muhtarlık kanunu çıkaracağız. Sizin bağımsız, güzel, elinizle tutabileceğiniz bir kanununuz olacak. Bakın önümüzdeki seçim kanunu geldi. Seçim kanununda değişiklik yapılıyor. Arkadaşlar dediler ki bu seçim kanununda hangi önergeyi verelim? Dedim ki muhtarlar için birleşik oy pusulası önergesi verin. Madem böyle bir şey, birleşik oy pusulası olsun. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Biz de tabii vatandaş olarak gideriz, oyumuzu kullanırız. Mahallemizin muhtarları vardır birden fazla. Muhtarlardan birisine oy veririz. Şimdi sandığa giriyorsunuz. Kabine giriyorsunuz. Kabinde bakıyorsunuz ki bizim oy vereceğiniz muhtarın pusulası yok orada. Birisi almış cebine koymuş götürmüş. Niye sizin birleşik oy pusulanız olmasın? Birleşik oy pusulanız olur. Vatandaş gider. Kabine girdiği zaman hangi muhtarı beğeniyorsa mührünü basar. Mesele de biter. Diğerleri için var olan sizin için niye yok? Dolayısıyla bu muhtarlığa verdiğimiz değeri de göstermesi açısından son derece önemlidir. Muhtarlık evi. Bunu söylediğim zaman çok sayıda itiraz geldi. Ne demek muhtarların da yeri mi olur diye. Yani kimisi kirada oturuyor, kimisi barakada oturuyor, kimisinin yeri fena değil. Bizim belediye başkanlarımızın büyük bir kısmı muhtarlar için bağımsız güzel konutlar yaptılar. Muhtar oraya gidiyor, şeyi açıyor, ofisini açıyor, çalışmasını yapıyor. Elektrik, su masraflarını belediye başkanlarımız büyük ölçüde karşılıyorlar. Bunları yapıyoruz ama bunu normalde iktidarın yapması gerekiyor. Türkiye genelinde bütün muhtarlar için. Belediyelerin yeri var mı? Var. Milletvekillerinin yeri var mı? Var. Başbakanların, bakanların hepsinin yeri var ama muhtar seçimine geliyor. Muhtarın doğru dürüst bir yeri yok. Muhtarların bağımsız bir yeri olması lazım. Temiz olması lazım, güzel olması lazım. Vatandaşın rahat ulaşabilir yerde olması lazım. Bunun yapılması gerekiyor. Efendim muhtarlara birer personel dedim, vereceğim. Bunu söylediğimde kıyamet yine koptu. Vay efendim muhtara personel mi verilir? Niye verilmesin? Bizim belediyelerimizin bir kısmında personel veriyoruz zaten. Ya dünya kadar işiniz var. Dünya kadar işiniz var. Sanıyorlar ki muhtarın hiçbir işi yok. Hani bırakın yeni yeni işler bir de çıkıyor işte. İcra dosyaları size geliyor. Yüzlerce dosya geliyor. Ya bu dosyayı sıraya konacak. Kaç kişiye gitti? Kaç kişiye tebliğ edildi? Kaçına tebliğ edilmedi? Muhtarın 50 tane kolu yok ki. Bari yanında bir tane olsun. Dünya kadar da şey var. İşsizimiz var. KPSS sınavına girmiştir. Başarılı olmuştur. Deriz ki kardeşim sen bulunduğun ilde mi? Hangi ilde oturuyorsun? Hakkari'de. Nerede? Rize'de. Nerede? Çorum'da. Nerede? Çankırı'da. Kardeşim orayı mı istiyorsun? Muhtarlara oradaki sırayla birer personel verilir. Dolayısıyla muhtar da en azından ofisinde ayrıldığı zaman anahtarla kapatmaz. Orada bir görevli olur. Bir istihdam sorununa katkıda bulunuyorsunuz. İki muhtarı rahatlatıyorsunuz. Üç, sizden sonra diyelim ki seçim oldu. Başka bir muhtar geldi. Yeni gelen kişiye de oradaki bütün çalışmaları yeni muhtara da aktarmış olacak. Yani istediğimiz çok mu kötü? Hayır efendim. Muhtarlık kurumuna verdiğimiz değer nedenle bu değeri verdiğiniz andan itibaren o zaman daha sağlıklı bir yapı oluşur. Köy tüzel kişiliklerini kaldırdılar. O köy tüzel kişiliklerinin yeniden iade edilmesi lazım. Şunu da söyledi. Muhtarların bir bütçesi olsun. Buna da itiraz ettiler. Ne demek muhtarların bütçesi olsun? Şunun için söyledim. Değerli arkadaşlarım. Az önce Fethi Başkanımız gayet güzel anlattı. Yani vatandaş en rahat muhtara ulaşır. Muhtarın kapısı açıktır. Vatandaş gelir. Belediye başkanına daha zor ulaşır. Milletvekiline, bakanlara falan onlara çok daha zor ulaşır. Vatandaş derdini anlatacağı ilk kişi muhtardır. Mahallenin muhtarına gider, derdini anlatır. Diyelim ki çocuğu sınavı kazanmış. Nereye gidecek? İstanbul'a gidecek, kaydını yaptıracak. Otobüs parası yok. Gelir muhtara. Ya muhtarım, çocuk kazandı, ellerinden öper. Ama işte gidip gelecek yol parası. Şimdi muhtar böyle bir bütçesi olsa der ki kardeşim otobüs biletini ben alıyorum sana. Git falan yerden otobüs biletini al, faturayı bana kessinler. Git kardeşim gel, senden bir şey bekliyorum.
derslerini iyi çalış. Bitti. Şimdi bunu söylediğim zaman itiraz ediyorlar. Efendim parayı nereden bulacaksınız? Bu kardeşinize güvenin. 27,5 yılımı devlette çalışarak geçirdim. 27,5 yılımı. 27,5 yılımın neredeyse tamamı maliyede geçti. Bir muhtar arkadaşımız da var burada. Maliyede beraber çalıştığımız. Maliyede geçti. Efendim bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl yapılır, kaynaklar nasıl sağlanır, efendim israf nasıl önlenir? Bütün hayatım bunlarla geçti zaten. Dolayısıyla bakın, yeni mahallede miyiz? Evet, yeni mahallede emlak vergisi toplanıyor mu? Toplanıyor. Kime gidiyor? Belediyeye gidiyor. Yeni mahallede muhtarlarımız var mı? Evet var. Toplanan emlak vergisinin %1'i muhtarlara tahsis edilse ayıp mı olur? Hayır. Siz de görev yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. O evde oturan ya da o binada oturan kişi belediye başkanına oy veriyor mu? Oy veriyor. Muhtarına oy veriyor mu? Muhtarına da oy veriyor. Tamam, %90'ı oraya gitsin, %10'u da muhtarlar arasında bölünsün. Böylese bütçesi olsun. E işte. Tabii. Kalkınma Ajansı'na kesilir. Ne yaptığı belli değil. Parayı muhtarlara versinler. Bu kadar basit. Başka bir şey daha. Muhtarlar siyasi kimlikleriyle öne çıkmazlar. Kendi kişisi, kişisel bakışı, duruşu güven verir. Çıkar vatandaşın karşısına. Ben muhtarım, muhtar adayım. Gelin bana oy verin der. Ve dolayısıyla da muhtar bir mahallenin sosyal dokusunu en iyi bilen kişidir. Bir mahallede kim fakirdir, kim zengindir, kimin kaç çocuğu vardır, o akşam hangi evde tencere kaynamıyor, en iyi muhtar bilir. Bir de mahallenin bakkalı bilir. Bu ikisi bilirler. Sosyal yardımlar dağıtılacaksa, sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım.